teknoloji bağımlılığı, teknolojiyi kullanmada ve onunla ilişkide kişinin iradesini kaybetmesi, kendini denetleyememesi ve teknoloji olmadan bir yaşam sürdürememesi haline gelmesidir. Nelerdir teknolojik bağımlılıklar? İnternet ve sosyal medya, telefonlar ve tabletler, bilgisayarlar ve televizyonlar, oyun konsolları teknolojik bağımlılık olarak geçmektedir. Peki hayatımızdaki bir insanın teknolojik bağımlılığı olduğunu nasıl anlayabiliriz? Bunu bazı davranışları gözlemleyerek anlayabiliriz. Mesela normalde teknolojiye ayırdığı zaman dilimi giderek artıyorsa, teknoloji olmadığı zaman uykusuzluk, huzursuzluk, öfke gibi yoksunluk belirtileri göstermeye başlıyorsa, teknoloji ruhsal ve bedensel olarak kişiye zarar veriyorsa ancak kişi buna rağmen kullanmaya devam ediyorsa ve teknolojiyi çok fazla kullandığı için günlük aktivitelerini, bunlar ev, iş, aile, okul, bireysel temizlik gibi aksamasına neden oluyorsa teknoloji bağımlılığı gelişmiştir kişide. Bugün telefonla fazlaca yakın olan bir insan en az 5000 defa telefonla dokunmaktadır. Yani telefon günümüzde en büyük teknoloji bağımlılıklarından bir tanesi. Ama işin tuhaf yanı kişi bunun farkında değil. Çünkü o sadece vakit geçirdiğini düşünüyor. Ancak geçirdiği bu vakit hayatı kaçırmasına, ilişkileri kaçırmasına neden oluyor. Peki teknoloji bağımlılığının biraz zararlarından konuşalım. Teknoloji bağımlılığı yapılan çalışmalarda bütün yaş gruplarında teknolojinin aşırı kullanılması obeziteyle ilişkili bulunmuştur. Teknolojinin aşırı kullanılması uyku kalitesini bozmaktadır. Uyku toplam uyku süresini azaltmakta, uykuya dalmayı zorlaştırmaktadır. Ve yapılan toplum temelli çalışmalarda erken bebeklik ve çocukluk döneminde uzun süre televizyon seyretmek kişinin dil gelişiminde, ruhsal, duygusal ve bedensel gelişiminde gecikmelere neden olmaktadır. Çünkü şöyle düşünün, anne daha fazla kendine zaman ayırmak için çocuğun eline telefon, tablet vesaire veriyor. Aslında günümüzde farkına varmadan bunları bir çocuk bakıcısı olarak kullanıyoruz. Bu da ebeveyn-çocuk ilişkisini zedeliyor. Ya da eşler beraber sohbet etmek yerine telefonla ilgileniyorlar ve televizyon izliyorlar. Bu da aile içi iletişimi olumsuz etkiliyor. Ayrıca bir diğer zararı da şu, ergenler günümüzde giderek yalnızlaşmaktadırlar. Çünkü onlara göre en yakın arkadaşları oyun, bilgisayar oyunları olmuştur. Ve bilgisayar oyunlarında maalesef siz de gözlemlemişsinizdir, şiddet içerikli birçok unsur bulunuyor. Bu da çocukta saldırgan duygu, düşünce ve davranışlara neden oluyor. Ani öfke patlamaları oluyor çocuklarda ve çocuklar ailelerinden uzaklaşır hale geldiler. Peki teknoloji hayatımızda bu kadar önemli bir yer edinmişken nasıl azaltabiliriz? Biraz da bundan bahsedelim kısaca. Teknolojiyi hayatımızdan tamamen atamayız. Bu mümkün değil. Çünkü zararları olduğu kadar yararları da var. Bunun yerine azaltacağız. Bunda da en büyük rol ebeveynlere düşüyor. Çünkü her zaman şunu söylüyoruz. Çocuklar büyüklerin sözlerini dinlerler ama davranışlarını uygularlar. İlk başta ebeveynler bu noktada kendilerini düzeltmeye çalışacaklar. Mesela cep telefonu hayatımıza çok önemli bir yer tuttu. Uyumadan önce bakıyoruz, uyanır uyanmaz bakıyoruz. Bunun için yapacağımız ilk şey cep telefonunu yatak odamızdan çıkaracağız. Yatak odası sizin uyku krallığınız olacak. Orası, oraya cep telefonu koymayacaksınız. Ki gece uyandığınız zaman kontrol etme ihtiyacı hissetmeyesiniz ve sabah uyanır uyanmaz cep telefonunu elinize almayacaksınız. Bir diğer şey de bu. Çocuklarınıza telefon, tablet vesaire araçları ödül olarak kullanmayacaksınız. Bir disiplin aracı olarak kullanmayacaksınız. Çocuklarınızla daha fazla zaman geçirmeye çalışın. Eğitici oyunlar oynayın. Sırf kendinize zaman ayıracaksınız diye çocuğun eline telefon ve tablet vermemelisiniz. Ve aile içi daha fazla etkinlikler yapabilirsiniz. Mesela akşam yemeğinde kimse telefon getirmesin sofraya. Ya da beraber bir yürüyüş yapın, dışarıda bazı aktiviteler yapın, hafta sonları etkinlikler yapın. Maalesef telefon gitgide sosyal ilişkilerin zayıflamasına neden olabiliyor. Teknolojinin aşırı kullanılması aslında kişiler arasındaki ilişkileri çok zayıflattı. Anne babaların özellikle bu konuda dikkatli olması gerekiyor. Oyun vesaire hepsi aile denetiminde olmalıdır. Bu konuda en büyük rol anne babalara düşüyor.